diyeceğim ama keki hazırlayıp borcama yerleştirip 180 derece fırına koyuyoruz. Şimdi yaklaşık 1 kilo çileği 4'e bölerek üzerine 1 çay bardağı şeker koydum. 1 saat kadar beklettim. Bunun suyu sulandı. 2 saat ne kadar bekletebilirseniz. Çilekli içerisinden alıp suyuyla bir jöle hazırlayacağız. Şimdi nişastayla su ve 2 kaşık şeker, 2 kaşık nişasta ve suyu pişirdim. Pişirdikten sonra kenara ayırdığım çilekleri içerisine ilave ettim. Şimdi soğutuyorum. Soğuduktan sonra da pastanın üzerine dökeceğim. Şimdi kekin üzerine kremamızı döktük. Kremanın üzerine de çilekli hazırladığımız jöleyi döküyoruz. Ah, harika. Valla süper görünüyor ya. Daha bile bu dinlensin. Son hali.